Kıymetli milletvekilleri, saygıdeğer dava arkadaşlarım, teşkilatımızın değerli temsilcileri, sayın basın mensupları, sevgili gençler. Hepiniz grup toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizleri en içten duygularımla, sevgilerimle ve saygılarımla selamlıyorum. Aziz milletim, her konuşmamda ısrarla tekrar ettiğim üzere Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı bir unutuluş halidir. 2002'ye kadar devlete sızmış olan FETÖ, AK Parti iktidarı ile sürece taşeron ortak olmuştu. Görev paylaşımı şöyleydi. Yargı, emniyet, istihbarat FETÖ'ye verilecek. Onlar da bu kurumlar eliyle Türk Silahlı Kuvvetleri tehdidini ortadan kaldıracaklar. Okullarında, evlerinde, yurtlarında büyük planlarına insan kaynağı yetiştireceklerdi. Nitekim planları tıkır tıkır işledi. Şerefli Türk subayları türlü kumpaslarla zindanlara atıldı. Yerlerine melun planlarını uygulamak üzere yetiştirdikleri hainler ordusu ikame edildi. Yargıda, emniyette, istihbaratta, üniversitelerde alanlar açılıp en kritik görev ve makamlara örgütün fedaileri konumlandı. AK Parti iktidarının muktediri FETÖ'ydü. Suç işleme özgürlükleri dahil her türlü imtiyazları vardı. Ne istemişlerdi de verilmemişti. Bankaları vardı, medyaları vardı, okulları vardı, üniversiteleri vardı. Vardı da vardı. Her kim onların bu büyük planına muhalefet ederse, bugün ekranlarda sövdükleri FETÖ'yü o günlerde yere göğe sığdıramayıp övenler tarafından önce hedef gösterildi, sonra da maaşlarını verdikleri gazetelerde manşet ettirildiler. Devamı malum. Gözaltı, tutuklama, mahpusluk. Kimileri zindanlarda can verdi, kimileri katledildi. Bu alçak örgütün türlü planlarıyla hayatlarını ve istikballerini kaybedenlerle birlikte davası hala görülmeye devam eden, bugün de duruşması olan FETÖ suikastiyle şehit edilmiş Necip Hablemitoğlu'nu rahmet ve minnetle yad ediyorum. Bundan tam 8 yıl önce 15 Temmuz akşamı başlayan ve yıkıma doğru ilerleyen darbe, milletin devleti sokaktan toplamasıyla kalkışma olarak kaldı. Eğer bu büyük millet olmasaydı, vatan evlatlarını harcayarak atama imzalarını bizzat bu hükümetin attığı hainler başarılı olacaktı. Bu vesileyle o meşhum gece şehit olan vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Kendilerini siper eden gazilerimize de huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. AK Parti iktidarı bir unutuluş halidir dedim ya. FETÖ ihanet şebekesi devleti ele geçirip paralel bir yapı oluştururken görevlerini yapmayanlar, onların her birinin atama kararını imzalayanlar, ne istiyorlarsa verenler, bitsin bu hasret, bitsin bu gurbet diye canlı yayınlarda gözyaşı akıtanlar, milletin gözünde devleti küçük düşürmeye cüret edenler, şimdi suçu üzerine atacak başka sorumlular arıyor. Sayın Erdoğan diyor ki, Batı bunları 40 sene destekledi. Elhak doğrudur. Hiçbir kuşkuya yer yoktur ki bu hain örgüt emperyalist güçlerin piyonu ve maşasıdır. Türkiye düşmanı ve emperyalizmin uşağıdır. Bu aleni gerçeği bilemeyecek kadar cahil, olacakları göremeyecek kadar kör müydün Sayın Erdoğan? Evet, Batı bunları 40 sene destekledi ama sen de 15 sene besledin. Yani en az onlar kadar vebalim var. Hangi tarihi milat kabul edersen et,
ister 17-25'i, ister 15 Temmuz'u. Bu milletin başına açtığınız belanın mutlaka bir yaptırımı olacaktır. Siz unutsanız ve unutturmaya çalışsanız bile Türk milleti kendine yapılanları asla unutmayacaktır. Buradan tarihe not düşüyorum. Bizi kendinizle karıştırmayın. Bizde unutmak yok. Bir gün gelecek bütün yaşananlar tüm çıplaklığıyla ortaya çıkacaktır. Ve herkes geleceğini kararttığı bu millete ve tarihe karşı hesap verecektir. Biz unutmayacağız, sakın siz de unutmayın. Yarın Hakk'ın divanına varınca Süleyman'dan hakkını alır karınca. Bunu herkes iyi bilmelidir. Değerli dava arkadaşlarım, AK Parti iktidarı bir yandan da umursamazlık halidir. Siyasi ikballeri ve kişisel bekaları için bir ülke, bir millet, bir cumhuriyet feda etme riskini bile önemsemeyenlerin, bunu dert etmeyenlerin gamsızlıklarının, aymazlıklarının ve gafletlerinin sonucudur 15 Temmuz. Ortada bu kadar gafil varken hainler elbette cirit atacak, elbette ihanet emellerini uygulamaya koyacak, elbette içerideki ya da dışarıdaki ortakları ve efendileri de Türkiye üzerindeki planlarını uygulayacaktır. Görüyoruz ki bugün de ders alınmış değildir. Hoca efendilerin yerini şeyh efendiler, falanca cemaatler, filanca tarikatlar almaktadır. Sadakatlerini devlete değil, kendilerine referans olan tarikat ve cemaatleri adayan, yine emniyet ve yargıda konuşlanan, bugün için isimlendirilmemiş örgütler FETÖ'den boşalan tahta taliptirler. Tıpkı FETÖ gibi AK Parti iktidarıyla çıkarları çatışana kadar şimdilik uyum içindedirler. Bu alınmayan dersler karşısında 15 Temmuz'u kendilerine göre yontmaya kalkanlar, basiretsizliklerini ve akılsızlıklarını süslü törenler tertipleyip, marşlar ve şarkılar söyleyerek paramparça ettikleri devlet nizamını saklayamaz ve unutturamazlar. Bizim için 15 Temmuz milli yas günümüzdür. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki mühimmatın, milleti ve milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni hedef aldığı, gazilerimizin yaralarının sızladığı, ailelerin mezar başında dua ettikleri şehitlerimizin seneyi devriyesidir 15 Temmuz. Buradan bir kez daha uyarıyorum. Liyakat yerine biat, hakikat yerine tarikat, hukuk yerine kayırmacılık, İslamiyet yerine cahiliyet, hürriyet yerine teslimiyet, cumhuriyet yerine de kraliyet peşinde koşanlar yine aldanacak, yine aldatacak, yine bu millete felaket getirecektir. Buyurun lütfen. Bilinsin ki aptallıkla ihanetin sonucu aynıdır. Allah bu milleti bir daha devletini sokaktan toplamak zorunda bırakmasın. Cenab-ı Allah bu milleti gafillerin iktidarından kurtarsın. Aziz milletim, İyi Parti olarak hep söylüyoruz. AK Parti ve saray rejimi Türkiye'yi geriye götürmüştür. 200 yıllık modernleşme serüveninin bu kadar boğulduğu bir dönem daha yaşanmamıştır. Çünkü vatandaşlarımızın can, mal, ırz ve namus güvenliğini sağlayamayan bir iktidar, bırakın dünya lideri olmayı, kabile bile yönetemez.
AK Parti bir iş bilmezlik halidir. Sokaklarda katiller kol geziyor. İnfaz yasasıyla salıverilen caniler ellerini kollarını sallayarak cinayet işliyorlar. Kurye olarak ekmek parası kazanmaya çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman gibi gencecik insanlarımız hunharca katlediliyor. Esenyurt'ta 23 yaşındaki genç bir kadının katilinin başka bir cinayetten yatarken şartlı salıverildiğini öğreniyoruz. İşte saray rejiminin infaz sistemi. İşte saray adaletinin terazisi. AK Parti iktidarı aynı zamanda bir duyarsızlık halidir. Sokakta katillerin, çetelerin kol gezdiği bir durumda saray rejimi köpekleri, kedileri toplayıp öldürmenin peşinde. Sokak hayvanlarının peşine düşeceğinize sokaktaki sapık ve katillerin peşine düşün. Çetelerin, uyuşturucu ve silah tüccarlarının, mafyaların, kaçakların peşine düşün, kaçakların. Aziz milletim, değerli dava arkadaşlarım, AK Parti iktidarı bir özensizlik ve ihmalkarlık halidir. Kamu idaresinin içine düştüğü rezilliği sergileyen İzmir'de yaşanan olay, yaşamanın çok pahalı, ölmenin bedava olduğu Türkiye'nin adeta acıklı bir özetidir. Hayatının baharında iki insanımızı, iki gencecik umut dolu vatandaşımızı ihmaller zincirinin bir sonucu olarak göz göre göre kaybettik. İki vatandaşımıza da bir kere daha Allah'tan rahmet, geride kalan ailelerine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Yaşanan vahim olay şiddetli yağışla, doğal afet söylemleriyle açıklanabilecek, bilindik sözlerle geçiştirilebilecek bir durum değildir. Bu olay ülkemizde yıllardır süregelen ve artık olgunlaşan kötü yönetimin, tahrip olan kamu yönetimi kültürünün açık seçik bir göstergesidir. Hiç lafı eğip bükmeden söyleyeyim. Sorumlusu ister yerel yönetim, ister merkezi yönetim, ister özel şirket olsun hiç fark etmeksizin asıl ve net olan kamu hizmetinin yokluğudur. Bırakın hizmetin kötü olmasını, aslında hiç olmamasıdır. Şu ana kadar edindiğimiz bilgilere göre 9'u İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden, 20'si özel şirketten olmak üzere 29 kişi gözaltına alınmıştır. Olayda sorumluluğu, ihmali, kusuru olan herkesin bir an önce hak ettiği cezaya kavuşmasını istiyoruz. Ve bu olayın yakın takipçisi olacağımızı milletin kürsüsünden bir kere daha ifade ediyoruz. İyi Parti bu olayın kamuoyu nezdinde üzerinde çok durulmayan bir yanına özellikle dikkat çekmek istiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı verilen, yani 15 Temmuz sonrası mal bulmuş mağribi gibi balıklama atladığı ucube sisteme geçtikten sonra kanun hükmünde kararnamelerle devletin kaderini bir faninin iki kulağından giren fısıltıların iki dudağından çıkan kelamına bağladıktan sonra kamu hizmetini ticarileştirmeyi, kalitesizleştirmeyi, kötü icra etmeyi bile aşmıştır. Bunların yaptığı ticarette değildir. Saray rejimi de bir tüccar rejimi değildir. Bunlar doğrudan doğruya tefecidir, tefeci. İnsan hayatını 3 kuruşa alıp 5 kuruşa satan tefecilerdir. Tüm bunlara ek olarak iktidar partisi özellikle 2019 yılından itibaren belediyeleri kaybetmesiyle birlikte kamu hizmetinin işleyişinde yeni bir dönemi başlatmıştır.
koordinasyonsuz kamu hizmeti. Merkezi yönetim yetkisini elinde bulunduran AKP yönetiminin yerel yönetimlerle ilişkisi ve işbirliği sadece particiliğe ve partizanlığa dayanmaktadır. Eğer belediye AKP'li değilse o yerel yönetim rakip olarak görülmekte, asla destek verilmemektedir. Tüm kanunlar ve devlet geleneği çiğnenmektedir. Bilerek ve bilinçli bir şekilde koordinasyondan kaçınılmaktadır. Peki bunun maliyeti nedir? İşte deprem ve sonrasıdır. Yaşanan sel felaketleridir. Çeşme'de, Muğla'da, Aydın'da, Diyarbakır'da ve Mardin'deki yangınlardır. Kaybedense milyonlarca vatandaşımızdır. Şanslı olanlar evini, barkını, malını, mülkünü, şanssız olanlarsa yakınlarını, sevdiklerini ya da kendi canlarını kaybetmektedirler. Ne yazık ki İzmir'de yaşanan olayda da böyle olmuştur. İzmirli vatandaşlarımız olayın gerçekleştiği yer ile ilgili şikayetlerini, fark ettikleri aksaklıkları aylar öncesinden yetkili gördükleri her kuruma bildirmeye çalışmışlardır. Merkezi idare suçu yerel yönetime atmış, yerel yönetim merkezi idareyi beklemiş, gelinen noktada ise ne şikayetlere cevap verilmiş ne de ortadaki sorun çözülebilmiştir. Kimse kusura bakmasın, yerel yönetimde inisiyatif alıp çözmemiştir. Herkes işi başkasına atmış, o düşünsün demiştir. Özel dağıtım şirketi belediyeye, belediye TEDAŞ'a, TEDAŞ şirkete bırakmıştır. Bu başı bozukluğun sonu ise göz göre göre geliyorum diyen olaylardır. İki gencecik insan ölmüş ve iş makineleri ancak ondan sonra çalışmaya başlamıştır. AKP'nin kamu hizmetini siyasallaştırma, devleti partizanlaştırma kültürü salgın hastalık gibidir. Öyle yayılmaktadır ki özelleştirme veya başka yöntemlerle kamu kurumları ile iş yapan özel şirket kuruluşları da işlerini yaparken aynı siyasal davranışlar içerisinde bulunmaktadır. Çünkü işlerini iyi yaparlarsa değil, kraldan çok kralcı olurlarsa ödemelerini alacaklarını, bir takım ayrıcalıkları kazanacaklarını bilmektedirler. Sırtlarını tefeci rejime vermiş, ticaret ahlakı yerine yağma düzeninin parçası olmuşlardır. Çünkü hiçbir yerde devlet denetimi yoktur. Hiçbir yerde sorumlu yoktur. Bu düzende tek yasa başı bozukluktur. Bu iktidar başı bozukların iktidarıdır. Partizanlaştırma kültürü sadece temel kamu hizmetlerinde bir kanser değil. Sivil toplumda da futbol gibi Türk insanının belki de tek yaygın eğlencesi olan en çok izlenen spor dalında da alabildiğine yaygındır. Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye Kupası organizasyonunu bile beceremeyenler yapması gereken asıl iş yerine saraydaki amirlerinin yerine getirmeyi adeta bir ibadet kabul edenler utanmadan, sıkılmadan adaylık peşinde koşmaktadırlar. Bir de üstüne tehditle, şantajla rakip adayları saf dışı bırakmaktadırlar. Hiçbir rantı boş bırakmamak için, hiçbir yerden cukkalama fırsatını da kaçırmamak için aynı yönetim tekrar başa getirilmek istenmektedir. Başta demiştik ya 15 Temmuz'dan geriye kalanlar diye. İşte bu da onun bir örneğidir. Buna tüm futbol severlerin ses yükseltmesi lazımdır. Bu ortak bir vazifedir. Ortak bir sorumluluktur. Özünde yağmaya dayanan, kural, hukuk, nizam tanımayan, vatandaşa sunulan hizmeti önemsemeyen bu başıbozukluk hiçbir şekilde sürdürülebilir değildir. Devlet yönetimimiz her açıdan alarm vermektedir. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı tarafından yönetilen bir toplumda
hiç kimse ve hiçbir oluşum güvende değildir. Yaşanan ekonomik kriz sebebiyle açlık ve yoksullukla sınanan milletimiz, devletimizin umarsızca kötü yönetilmesi neticesinde artık can güvenliği ile de sınanmaktadır. İstisnai değil, rutin olarak sınanmaktadır. İdarenin hatalarının bedelini kendi canı ile öder hale gelmektedir. Bu ülkede kamu hizmetinin kötü işlemesi veya hiç işlememesi sebebiyle kaybedecek bir cana daha tahammülümüz yoktur. Bu tefeci partizanların bu ülkeye vereceği hiçbir şey kalmamıştır. İyi kadrolarsa hazırdır. Bu ülkeyi yönetmeye taliptir. Er ya da geç bunu başaracaktır. Evet, gelelim en can yakıcı konuya ve onun kahramanı Vergimatik Mehmet'e. Zat-ı Muhterem demiş ki, ben İngiltere'de kredi kartına taksit görmedim. Haklıdır, görmemiştir. Bir İngiliz vatandaşı olarak pek iyi şartlarda yaşadığını hepimiz biliyoruz. Onun gibi bir İngiliz bilinen bir markanın cep telefonunu almak isterse 267 sterlini vergi olmak üzere toplam 1599 sterlin vererek alacak. İsterse de bunu ayda yaklaşık 66 sterlin ödemek şartıyla faizsiz olarak 24 ay taksitle edinebilecek. Aynı telefonu Türkiye'de satın almak isteyen bir vatandaşımız ise 46.021 lirası vergi olmak üzere 108 bin liraya alıyor. Dahası bırakın faizsizini, faizli taksit bile yok. Asıl bize şunu söyleyin. İngiliz %16 vergi verirken Türk neden %43 veriyor Sayın Şimşek? Kredi kartına taksit görmeyen Vergimatik Mehmet, sen İngiltere'de, Türkiye'de birçok şeyi gördün ama İngiltere'de hiç %45 vergi gördün mü acaba? Sahi Vergimatik Mehmet, aylık 5 milyon harcayanların peşine düşecektin. Evet, mübalağa etmiyorum. Aylık 5 milyon lira harcayanların peşine düşecekti. İlginç değil mi? Bu ülkede ayda 5 milyon lira özel harcama yapanlar var. Bu konuyla ilgili 800 kişi tespit etmişler. Harcıyorlar ve ne kaynağı belli ne de vergisini veren var. Dikkat et sayın bakıp da görmeyen bakan. Bu 800 kişinin içinde tanıdıklar çıkar da maazallah affedenin bile olmaz. Benden sana söylemesi. Dikkat et Vergimatik Mehmet. Biliyorum, saray beyleri, farkındayım, görüyorum. Ben konuşunca siz rahatsız oluyorsunuz. Unutturmak istiyorsunuz. Ben konuştukça canınız sıkılıyor. Ama milletin kürsüsünden yılmadan, pes etmeden haykırmaya devam edeceğim. Emekli vatandaşlarımızın artık dayanacak gücü kalmamıştır. Sabırlarının sonuna gelmişlerdir. Ülkemizin yerli ve milli tek ekonomi uzmanı Sayın Erdoğan, içinde bulunduğu hayal dünyasından bir an önce çıkmayı denemelidir. Milletin kendilerine verdiği makamlarda oturup ona tehditler savuran danışmanları ve bakanları da kendilerine bir çeki düzen vermelidirler. Nefes almak dışında hiçbir yaşamsal faaliyet gösteremeyen emeklilerimize yüzünüzü dönün artık, oturduğunuz yerden kalkın ey iktidar sahipleri. Emeklinin sesine kulak verin ve bir an önce gereğini yapın. Sizin için ne kadar anlamlı olacak bilmiyoruz ama bazı rakamları sizlere hatırlatmak zorundayız.
Haziran 2024 açlık ve yoksulluk sınırı raporuna göre 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 19 bin lirayı, yoksulluk sınırı ise 65 bin lirayı aşmıştır. Tek başına yaşayan bir kişinin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken mutfak harcamaları ile yaşamını idame ettirmek için yapması gereken barınma, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzer harcamaların toplamının ise en az 30.604 lira olduğu tespit edilmiştir. Bu rakamlar hayatta kalma rakamlarıdır. Bu rakamlar yediğinden içtiğinden artırıp yatırım yapmanın değil, 2024 yılı için hayatta kalma ve mevcudu koruyabilme rakamlarıdır. Peki hayatın gerçeklerine ilişkin rakamlar böyleyken saray beyleriyle Vergimatik Mehmet ve elbette şürekaları neyi tartışmaktadırlar? 10 bin lira olan en düşük emekli aylığı aynı mı kalsın yoksa 12 bin lira mı olsun? Sonunda 12.500 lira da mutabık kalmışlardır. Bu emekliye idam fermanıdır, idam fermanı. Emekliye öl demektir. Bu emekliye yaşama demektir. Bu emekliye doyma demektir. Barınma, ısınma demektir. Yıllardır aykırıyoruz. En düşük emekli maaşı asgari ücretten az olmamalıdır diye bu kürsülerden ses yükseltiyoruz. Yazıklar olsun hepinize. Emekliye reva gördüğünüz bu artış, lüks ve şatafat meraklısı saray bürokratlarınızın, il ve ilçe yöneticilerinizin ödediği 168 bin liralık yemek hesabının bahşişi bile değildir. Utanın, utanın, utanın. Buradan sesleniyorum. İktidar yetkisini elinde bulunduran gamsızlar, kaynak yok diyerek bu gamsızlıklarını meşrulaştırmaya çalışmaktadırlar. Kaynak yok demek külliyen yalandır, külliyen aymazlıktır. Milletimizin aklı ile dalga geçmektir. Kaynak vardır. 5 uçakla NATO toplantısına giderken, 3 uçakla Hollanda'ya maç izlemeye giderken, saray danışmanlarını ve bürokratları beslerken var olan kaynak ne ise, emekli vatandaşlarımızın durumlarını bir nebze olsun iyileştirmek için kullanılacak kaynak da odur. Yerli ve milli ekonomi uzmanımız Sayın Erdoğan, senin kendince uyguladığın ekonomi politikaları çerçevesinde milletimize ödettiğin bedel çok ağır olmuştur. Faiz sebep, enflasyon sonuç diye başlattığın macera, AKP sebep, yokluk sonuç gerçeğinin artık komik olmayan bir fıkrasıdır. Ya bu iktidarda kurtulacağız, ya bu iktidarda kurtulacağız. Ya saray beylerini göndereceğiz, ya saray beylerini göndereceğiz. Bunun başka yolu yoktur değerli arkadaşlarım. Bunlar gitmelidir ve mutlaka gideceklerdir. Değerli dava arkadaşlarım, NATO'nun 75 yılı geride kaldı. Türkiye ise 72 yıldır bu örgüte üye. NATO zirvesi bu yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlendi. İlk önce elbette görüşmenin değerlendirmesini yapmak isterdik. Ama itibarın uçakta olduğunu zanneden Erdoğan uçak filosundan vazgeçmedi ve zirveye 5 uçakla gitti. Gördük ki maksat Erdoğan'ı havaalanında karşılamakmış. Erdoğan'ı karşılamak, kendisinden önce inen uçaktaki Numan Kurtulmuş'a nasip oldu.
Yani Amerika Birleşik Devletleri'nden herhangi bir sorumlu ya da yetkili Sayın Cumhurbaşkanımızı karşılamak üzere havaalanına bile gelmedi. İşte dünya lideri görüntüleri değerli dava arkadaşlarım. Maşallah, sübhanallah diyorum. Sadede gelirsek, bu yılki zirve görüşmelerinden NATO'nun 2030'daki strateji belgesinden görüldüğü üzere Rusya ve Çin'in NATO için ciddi bir tehdit unsuru olduğu görüşü yinelendi. NATO 2030 yılına kadar olan süreçte Rusya'yı ittifak için ana tehdit odağı olarak değerlendirmeye devam ediyor. Çin'in de artan ekonomik, insani, teknolojik ve askeri gücü nedeniyle NATO'nun müşterek çıkarlarına zarar verebileceği endişesi ortaya koyuluyor. Küresel saflaşmanın netleşmeye başladığı belirtilen raporda Rusya-Çin yakınlaşmasından da endişe edildiği görülmektedir. Bu raporda Türkiye'nin de yani Erdoğan'ın da imzasının bulunduğunu hatırlatalım. Boş yere efelik yapılmasın sonra. Ülkemiz açısından en önemli meseleler ise NATO'nun güney kanadındaki en güçlü ülke olan Türkiye'nin bu resmin tam ortasında durmasıdır. Yani NATO'nun Rusya ile doğrudan çatışması halinde ateş hattındaki ülke Türkiye olacaktır. Türkiye'nin mevcut konumunu koruması NATO ile müttefiklik koşullarını yerine getirirken Rusya ve Çin ile ilişkilerini de dengede tutması büyük önem taşımaktadır. Belgedeki ve toplantıdaki diğer önemli konu ise terörizmdir. Terörizm NATO açısından en büyük asimetrik tehdittir. NATO'nun müttefiklere tehdit oluşturan terör odaklarına karşı bütüncül bir yaklaşım sergilemesi gerekmektedir. Ancak buna rağmen Amerika Birleşik Devletleri terör örgütü PKK'nın kolu YPG'yi desteklemektedir. Bu hem ittifak ruhuna hem de NATO kararlarına aykırı bir durumdur. NATO'nun 2030 stratejik kararlarına uygun bir şekilde müttefiklerimizin bağlantılarını sorgulaması gerekmektedir. Bu hem Türkiye'nin hem de müşterek çıkarların lehine olacaktır. Aksi durumlarda da Türkiye mutlaka üzerine düşeni yapacak, kendi güvenliğini tesis edecektir. Türk Devletleri Teşkilatı ise Türkiye'nin gelecekteki durumunu ve etrafındaki büyük çatışmalarda tahkim edebileceği en isabetli, belki de en yegane diplomatik ve stratejik unsurdur. Sarayda safahat içinde yaşayanlara sesleniyorum. Yeni yüzyılda başka bir istikbale, bambaşka bir birliğe doğru ilerliyoruz. Bu teşkilatı da diğer işlerinize benzetip dostum falanca, düşmanım filanca yaklaşımıyla şahsi emellerinizin aparatı haline getirmeyin. Bu vesileyle iktidara yaptığımız hatırlatmanın ve uyarının ne manaya geldiğini anlatabilecek bir tarihi meseleye değinmek istiyorum. 14 Temmuz 1959 Kerkük'te Türkmenlere yönelik sistemli bir katliamın yapıldığı, kanayan bir yaranın, dinmeyen bir acının tarihidir. Pek çok Türkmen evinde, pek çok Türkmen'e evinde ve iş yerinde saldırılmış, insanlar kurşuna dizilmiş, hatta Ata Hayrullah gibi dönemin önde gelen Türkmen liderleri araçların arkasına bağlanarak caddelerde sürüklenmiştir. Cenab-ı Allah tüm şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Türkmen kardeşlerimiz yaşadıkları tüm çilelere rağmen mücadelelerini sürdürmeye devam etmektedir. Üyesi oldukları milletin ismini ağzına almayıp tek millet türküsü söyleyen bir iktidar aklının bu mücadeleye gerekli desteğini vermesi beklemek de beyhudedir. Türkmen kardeşlerimiz Irak siyasetinde sürekli olarak mevzi kaybetmektedirler. Irak'taki temsiliyetleri de zayıflamaktadır. Nüfusları oranında
haklarını elde edememektedirler. Tapu arşivleri meselesi halen çözülmemiştir. Irak'taki kurucu unsurlardan biri olduğu göz ardı edilmektedir. Azınlık statüsüne sokulmaya çalışılmaktadırlar. Buradan bir kere daha sesleniyoruz. Ne 14 Temmuz'ları unuturuz, ne de Türkmen kardeşlerimizi yalnız bırakırız. Bizim için ay ve yıldız kırmızı zeminde de mavi zeminde de kutsaldır. Al bayrak da bizimdir, gök bayrak da bizimdir. Sonsuza kadar da öyle kalacaktır. Değerli dava arkadaşlarım, bilindiği gibi fındıkta hasat mevsimi yaklaşmaktadır. Hükümet fındığı bir yük olarak görmekte ve yapısal sorunları göz ardı etmektedir. Fındık her sene yalnızca hasat zamanı gündeme gelmekte, ardından da unutulmaktadır. Türkiye fındık üretiminin yaklaşık, dünya fındık üretiminin yaklaşık %70'ini karşılamaktadır. Ancak ülkemiz bu altın değerindeki üründen yeterince faydalanamamaktadır. Sorunları çözmek için yılda bir gündeme geliyor ama ondan sonra da dediğim gibi unutuluyor. Kapsamlı bir fındık eylem planıyla yapısal sorunlara karşı kalıcı çözümler üretilmelidir. Fındık piyasasını düzenleyecek, regüle edecek güçlü bir müdahale kurumu yoktur. Malzemeler Ofisi bu konuda hem mütehassıs değildir hem de finansal açıdan yetersizdir. Fisko Birlik yeniden güçlü bir oyuncu olarak piyasada yer almalıdır. Fındık üreticisinin depolama imkanı yoktur. Erkenden ürününü satmak zorunda olduğu için düşük fiyattan elinden çıkarmak zorunda kalmaktadır. Acilen fındık için lisanslı depolar kurulması sağlanmalıdır. Üretici örgütlü değildir. Rekabet kurumu da piyasanın tek bir yabancı şirketin eline geçmesine engel olmamaktadır. 10-15 yıl öncesinde uluslararası fındık fiyatı Türkiye'de belirlenmeli ve planlanmalı derken, bugün yurt içi fiyatı dahi yabancı bir firma belirlemektedir. Bir yandan üreticinin örgütlenmesi sağlanmalı, diğer yandan yabancı bir şirketin piyasada nihai tek alıcı olmasının önüne geçilmelidir. Verimlilik problemi sürmektedir. Devletin burada daha etkin bir destekte bulunması şarttır. Fındık natürel olarak satılmaktadır. Halbuki işlenerek çok daha yüksek katma değer yaratılabilir. Fındığın işleneceği özel sektör yatırımlarına çok ciddi teşvikler verilmeli. Karadeniz bölgesinde bu yatırımlar desteklenmelidir. Gelelim fındık fiyat önerimize. Bir kilogram fındığın budama, gübre, ilaç, patoz, bahçe temizliği, fındık toplama işçiliği gibi masraflarıyla birlikte en az 130 lira gibi bir maliyeti vardır. Ayrıca rekolte, kahverengi kokarca gibi zararlı haşerelerden, doğal afetlerden, bakım maliyetleri gibi sebepler yüzünden günden güne düşmektedir. Tüm bu nedenlerle İYİ Parti olarak bizim fındık için tespit ettiğimiz fiyat 177 liradır. Ve 170 liranın altında bir fiyat fındık üreticisi için zarardır, tefeciye kârdır, bankacıya kârdır. Bunun altındaki bir rakam fındık üreticisini mağdur etmekten başka bir anlama gelmeyecektir. Altın değerindeki Türk fındığını pula çevirmenize müsaade etmeyeceğiz. Tüm üreticilerimizin sonuna kadar yanlarında olmaya da devam edeceğiz. Sayın milletvekilleri, değerli dava arkadaşlarım, İktidar Partisi her yasama yılının sonunda olduğu gibi bu yılda meclisin tatile girmesine az bir zaman kala kanun tekliflerini üst üste meclise sunmakta, komisyona getirmektedir.
Meclisin böyle ağır bir gündemle çalışabilmesinin teknik olarak mümkün olmadığını bilmelerine rağmen dayatmalarının elbette bir amacı, elbette bir maksadı olsa gerektir. Kanun tekliflerinin üzerinde kapsamlı müzakereler yapılmadan meclisten geçirilmelerini temin etmeyi amaçlamaktadırlar. İyi Parti olarak bu konuda verilecek hiçbir tavizimiz yoktur. Başta hayvan hakları ile ilgili eksik ve yetersiz teklifi ve aciliyeti olmayan düzenlemeleri geri çekmelerini buradan öneriyorum. Meclis çalışmalarını oldu bittiye getirmelerine izin vermeyeceğimizi de buradan seslendiriyorum. Gerekirse Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki İYİ Parti milletvekilleri olarak hiç tatil yapmayız ve milletimizin emrinde olmaya devam ederiz. Ama hiç kimsenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin itibarına zarar vermesine seyirci kalmayız ve asla kalamayız. Bu konuda milletvekili arkadaşlarıma güveniyor, üzerlerine düşen tarihi sorumluluğu hakkıyla yerine getireceklerine yürekten inanıyorum. İyi ve cesur kardeşlerim, umutsuzluğun ve ataletin fayda getirdiği bir cemiyet yoktur. Bir parti, bir aile ya da bir kişi de yoktur. Emin olunuz ki dünümüzden geriye düşmeyeceğiz. Emin olunuz ki yarınlarla yetinmeyeceğiz. Atalete düşmeyeceğiz. Umutsuzluğa kapılmayacağız. Bizim cesaretimiz ve umudumuz var. Bizim milletin talimatıyla kurulmuş bir iyi partimiz var. Milletin vicdanı olan bizler bu yola sarayın çürümüş düzenine el pençe divan durmak için çıkmadık. Türk milletinin geleceği için, onun varlık, şeref ve haysiyet davası için, onu bu karanlık kuşatmanın içinden çekip çıkarmak için çıktık. Evlatlarımızın itaat kültürüyle devşirilmek istendiği bu kuşatmanın içinden milletin avazıyla yükseliyor sesimiz. Türk milletini ve onun mukaddes iradesini hiçbir şahsa mecbur etmeyeceğiz. Devletin teminatı olan bürokrasiyi cemaat ve tarikatların güç mücadelelerinin savaş alanı olmaktan çıkaracağız. Andolsun ki hiçbir yapının devleti ele geçirmesine, devlet içinde devlet olmasına, sivil toplum kuruluşu adı altında örgütlenerek cumhuriyetin altını oymasına ve vatanımızın geleceğine ithal kalabalıklarla ipotek koymalarına asla izin vermeyeceğiz. Bütün bu meseleler çözülecek. Bütün bu badireler aşılacaktır. Ne umutsuz ne de endişeliyim. Bilakis heyecanım ve hevesim büyüktür. Çünkü İYİ Parti'nin sarsılmaz birliğini, tarihe yön veren iradesini ve çağlar boyu inşa ettiği o büyük bizi her zaman tesis etmeye yeminli ve gönüllü irfan sahibi dava arkadaşlarımız vardır. Kendilerinden emindirler. Durdukları yer bellidir. Geleceği de bayrağındaki güneş gibi parlaktır. İşte bu yüzden makulde ve makbulde Türkiye'min merkezinde, gönüllerde ve dualarda her bir vatandaşımızla kavuşup kucaklaşacağız. Açılmış gönüller bizimdir. Uzatılmış eller bizimdir. Millet bizi bekliyor. Daha yapacak çok işimiz, söyleyecek çok sözümüz, ulaşılacak çok hedefimiz var. Allah çıktığımız bu yolda hiçbirimizi utandırmasın. Yolumuz, alnımız, bahtımız açık olsun. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyor, yüce Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, Cenab-ı Hakk'a emanet olun değerli dava arkadaşlarım.